Değerli tribunajans.org takipçileri, yayınımıza hoş geldiniz. Futbol Anadolu'nun yeni programında Salih Küçükiba bizlerle. Salih Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk değerli kardeşim. Sağ olasın. Nasılsın öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bizi kırmadığınız için tekrar çok teşekkür ederiz tribün ajans ailesi olarak. Rica ederim. Ne demek? Galatasaray-Konyaspor maçını konuşacağız. Daha çok Konyaspor cephesinden, penceresinden bakacağız bu programda. Galatasaray Evet. penceresinden bakılan program ise Pazartesi Trend Futbol programı. Onu izleyebilirsiniz. Salih Bey, Konyaspor ligimizde gol yemeyerek başladı. Dün çok erken gol gördü kalesinde ama ona rağmen çok çabuk reaksiyon vererek beraberliği yakaladı. Daha sonrasında çok etkili pozisyonları da var. Ama yine de sahadan mağlup ayrılan taraf Konyaspor oldu. Ne düşünüyorsunuz? Maç hakkında genel yorumunuz ne olur? Evet Cihan Bey, yani Konyaspor gerçekten bu sezon lige çok iyi başladı biliyorsunuz. 6. hafta sonunda ligde liderdi. Gol yemeden ligi kapatmıştı 6. haftanın sonunda. Galatasaray deplasmanında da lider olarak gitti. Maça tabii Galatasaray hızlı başladı. Golü de çok çabuk buldu. Ancak golden sonra Konyaspor tabii belli bir oyun felsefesi olan bir takım olduğu için çabuk toparlandı. Ne oynamasını gerektiğini çok iyi biliyor takım. Geçen sezon öyle, bu sezon öyle. İlhan Palut'un takımı, yani genelde futbolcu, hangi futbolcu gelirse gelsin belli bir oyun şeyine, kapasitesine sahip futbolcular zaten. Bununla birlikte gelen futbolcular da oyuna adapte oluyor. Yani İlhan Hoca'nın oyuna her daim adapte olan futbolcular. Şöyle söyleyeyim, maça tabii Galatasaray'ın golüyle başlandı ama Konyaspor gerçekten çok iyi toparlandı. Özellikle gole kadar, hani Konyaspor'un attığı gole kadar iyi baskı kurdu. 15. dakikada da tabii jeneriklik gollerin adamı diyelim, Endre Çekici muhteşem bir gole imza attı yine. Tabii bununla birlikte Konyaspor'un bulduğu golden sonra Konyaspor'un özgüveni iyiden iyiye kendine geldi. Tabii 50 bin kişinin önünde oynamak kolay değil. Hani Nef Stadyum'da Galatasaray tribünleri önünde çok zor bir durum, ama Konyaspor gerçekten dün büyük takım gibi oynadı. Ne oynaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bununla birlikte neyi ekleyebiliriz? Yani Konyaspor ilk yarı adeta Galatasaray'a top oynatmadı diyebiliriz. Yani Galatasaray tabii çok iyi futbolculardan kurulu bir takım. Özellikle bu sene çok iyi transferler yaptı. Yani bütçe değeri olarak, piyasa değeri olarak muhteşem futbolcuları var. Muhteşem kadro değeri var. Ancak tabii sahada daha çok mücadele, inanmışlık, nasıl söyleyeyim, biraz da takımların birbirine olan hazırlığı daha çok ön plana çıkıyor. Konyaspor'da İlhan Palut genelde rakibe göre hazırlanmayı çok seviyor. Rakibe göre analiz yapıyor. Galatasaray'a da iyi hazırlanmış aslında İlhan Hoca. Orta sahayı tamamen eline aldı diyebilirim. Yani orta saha hakimiyeti ilk yarı elindeydi. İkinci yarıda tabii yine Konyaspor çok mücadele ederek, çok inanarak, yine çok iyi mücadele ederek devam etti. Ancak Galatasaray'da biraz olsun 70. dakikadan sonra nasıl söyleyeyim, topu ayağına almaya başladı. Bu dakikadan sonra Konyaspor'da özellikle forvette Muhammed Demir biraz oyundan düştü. Burada tabii İlhan Hoca'dan biz bir Uche değişikliği beklerdik. Yani Uche Fenerbahçe maçında sonradan girerek yaptıklarıyla, ileride topu tutmasıyla, nasıl söyleyeyim, yani rakibi yıpratmasıyla, rakip forvetleri yıpratmasıyla Konyaspor'a inanılmaz bir renk katmıştı. Türkiye'de de çok ses getirdi bu transfer. Aslında ilk geldiğinde çok da bilinmiyordu, ancak oynadığı kısa bir süre var. Bu kısa sürede de gerçekten iyi işler yapabileceğini, sonradan oyuna girerek iyi katkı verebileceğini göstermişti. Ancak İlhan Hoca'nın Mahmet Diouf değişikliği biraz da oyunu farklı bir yere götürdü. Yani topu tutma değil de hani direkt biraz daha artık başka bir şey düşündüğünü düşünüyorum ben. İlhan Hoca'nın orada hani golü atıp ondan sonra mı uçağı alacaktı bilmiyorum. Biraz daha orada tabii oyun farklı bir yere gitti. Galatasaray'da tabii sol kanattan gelerek güzel bir pozisyon buldu ve kendi kalemize şanssız bir gol bulduk. Gol yedik, özür diliyorum. Kendi kalemize yediğimiz golle de tamamen artık futbolcularımız dağıldı. Hani özellikle İbrahim Sehiç
hani oyuna isyan eder dercesine gerçekten çok sinirlendi. Sinirlerine hakim olamadı. Bununla birlikte de tabii maç orada artık koptu. Ha, 2-1'den sonra Konyaspor'un verdiği mücadelede takdire şayandı. Yani özellikle yani şu geçmişteki 10 seneye bakacak olursak, Konyaspor'un eski maçlarına bakacak olursak, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında yani çok da dişe diş mücadele eden bir takımımız olmuyordu eski zamanlarda. Yani geçmiş senelerde bu kadar hani ümit veren bir takımımız yoktu. Özellikle bu 2-3 seneden sonra, yani 2-3 sene geriye gittiğimiz zaman, hatta Aykut Hoca döneminden bu yana Konyaspor artık Anadolu'nun hükümdarı unvanıyla gerçekten güzel işler yapıyor. Yani 2-1'den sonra bile hani mücadelesini gösterdi, gol de bulabilirdi. Bu mücadelesi Konyaspor'un takdire şayandı. Gerçekten güzel bir maç izledik. Yani Galatasaray da güzel mücadele etti ama tabii Konyaspor biraz daha ön plandaydı futboluyla. Salih Bey, şöyle bir şey diyeceğim. Biraz İlhan Hoca'dan bahsettiniz. Biz Tribün Ajans sitesini 2017 yılında kurmuştuk. 2017 yılından itibaren İlhan Hoca'yı çok yakından takip ediyoruz. Sitemizde de 2 tane, 3 tane röportajı var. Daha ikincilik ve üçüncülükte takım çalıştırırken Hatayspor'u. Şimdi Evet. İlhan Hoca ile ilgili şunu dediniz. Rakibi çok iyi analiz ediyor. Rakibe göre takımı çok iyi kurguluyor diye. Ben özellikle Galatasaray'ın ilk haftalardaki bir defosu vardı. Hücumda çok çabuk çoğalıyorlar ama geriye dönüşlerde bir o kadar sıkıntı yaşıyorlardı. Mesela Bruno Paz geçen hafta yoktu 11'de Konyaspor'un. Sonradan girmişti ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Siz de beni doğrularsınız. Bu Evet. hafta Bruno Paz hamlesiyle orta sahadaki geçişi çok daha hızlandırdı. Daha sert bir orta sahayla Galatasaray'ın o boşluklarını çok iyi değerlendirirler. Özellikle Soner'de hatta Muslera'nın mükemmel bir kurtarışı var Soner'in vuruşunda Evet. ceza sahası içinde. İlhan Hoca'nın bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Yani İlhan Hoca aslında bu maça Muriç sakatlanmasaydı Muriç'le başlayacaktı Evet. muhtemelen. Bizim bu maç öncesinde yani 3 tane üç tane kanat oyuncumuz sakattı. Mihailak, Hamilton ve Muriç. Tabii bunların sakatlanması İlhan Hoca'yı başka bir yani nasıl söyleyeyim, başka bir oyun planına götürdü. Biraz da Endrick Çekici sağ kanatta nasıl söyleyeyim, Bruno Paz ve Hacı Ahmet Oviç'i biraz daha ileriye atarak bir plan yaptığını düşünüyorum. Tabii Endrick Çekici sağ kanatta oynadı ama tabii içeriye çok güzel kat ediyordu. Yani gerçekten vurduğu toplar, yani vurduğu şutlar olsun, Bruno Paz ve Hacı Ahmet Oviç'le olan uyumu olsun muhteşemdi dün de yine. Tabii Bruno Paz Eskişehir'deki maçta sonradan oyuna girdi ama burada ilk 11 olarak sahaya çıktı. İlk dakikada yaptığı hatadan dolayı hani Galatasaray'ın bulduğu golle bir hatası var. Oradaki hatayı yapmasaydı belki biraz daha özgüvenli olabilirdi. Belki onun verdiği bir kırgınlıkla tam kendini gösteremedi ama yine orta sahayı topladı Bruno Paz. Soner'e gelince Soner çok mücadele eden bir oyuncu. Çok yani bence çok önemli bir görevi var. Hem orta sahanın ilerisine gidiyor hem gerisine geliyor. Yani İlhan Hoca'nın Soner'e verdiği görev aslında takımdaki en zor görev. Yani takımı o bölgede toplayacak olan Soner. Yani bazen taraftarlarımız tabii Soner'e biraz serzenişte bulunuyor. İşte nasıl söyleyeyim, son vuruşlarında biraz sıkıntı olabiliyor. Bayağı bazen şut denemeleri oluyor. Hani boşta oyuncumuz olmasına rağmen. Ama Soner'in gol atma isteği de çok fazla. Yani Soner orta sahada aynı zamanda gole de katkı yapmak istiyor. Çok iyi niyetli bir futbolcu. Çok yani ben beğeniyorum açıkçası Soner'i. Bu sene de yavaş yavaş tekrar geçen sezonki performansına yaklaştı. Bununla beraber yani Paz'ı da ilave edecek olursak, Paz'la Soner'in uyumu gerçekten bu sene ben beğendim. Yani Hacı Ahmet Oviç, Paz, Soner üçü de orta sahayı topluyorlar. Bakalım ilerleyen haftalarda ne göreceğiz? Tam olarak ilerleyen haftalar daha güzel bir sonuç gösterecektir bize. Salih Bey, şimdi sosyal medyada özellikle Konyaspor taraftarı dün İlhan Hoca'yı maçtan sonra bir kısmı eleştirirken bir kısmı da destek oldu. Yani artık yapabilecek çok bir şey yok. Pozisyonlara girdik. Galatasaray deplasmanında kazanamadık ama eleştirenlerde özellikle ben de hak verdiğim bir nokta var. Endrick Çekici yerine oyuna giren
Cebrail Karayeloğlu. Bu değişiklik, ilk yarıdaki bu değişiklik sakatlıktan sonra daha sonra Cebrail oyundan çıktı. Sizce de hatalı bir değişiklik miydi? Şöyle söyleyeyim, yani Cebrail değişikliği hatalı diyemeyiz. Niye? Çünkü kenarda kanat oyuncusu olarak, direkt kanat oyuncusu olarak oynayabilecek bir oyuncu yoktu. Forvet oyuncularımızdan Mamedyuf ve Uçek Piazzo ise direkt merkez santrafor oyuncular olduğu için İlhan Hoca tabii onları sağ kanat olarak kullanamazdı. Yani Cebrail'in oyuna girmesi tabii yani ilk girdiği zaman biz de doğru bir değişiklik olarak gördük, ama Cebrail tam olarak yani oyuna konsantre olamadı mı diyelim, yoksa oyunda yeterli katkıyı veremedi mi diyelim. Ahmet Oğuz aslında sağ kanatta daha çok ileriye çıktı. Yani Ahmet Oğuz oyuna daha çok katkı verdi. Hem ileride hem geride sağ kanatta. Ki Cebrail sonradan zaten tekrar oyundan alındı. Yani Soner ve Paz'ın da hani o kanatta hiçbir şey yapamayacağını bildiğimiz için yani sağ kanat oyuncusu değiller. Bu yüzden yani İlhan Hoca Cebrail düşündü. Yanlış bir değişiklik diyemeyiz. Sadece mecburiyetten böyle bir değişiklik oldu diyebiliriz. Tabii Endre Çekici'nin de oyundan çıkması, sakatlanması çok büyük bir şanssızlık oldu Konyaspor için. Şimdi Galatasaray maçında bir kayıp oldu ama Konyaspor ligin şu ana kadar en net futbolunu oynayan takımlarının başında geliyor belki de. Her ne Evet. kadar Avrupa Ligi'nde elense de o da tabii ki zemine de bağlayabiliriz o elenmeyi. Ligde bundan sonraki haftalar için Konyaspor hakkındaki düşünceleriniz neler? Ligde bundan sonraki haftalar için yani şöyle söyleyeyim, Konyaspor dün oynadığı futbolla açıkçası çok ümit verdi. Yani gelecek haftalar için çok ümit verici bir futbol oynadı. Zaten 6 haftadır da bu futbol oynuyordu. Yalnız Galatasaray'a karşı oynadığı üstün futbol gerçekten taraftarları çok heyecanlandırdı, çok ümit verdi. Ümraniye maçını iple çekiyor diyebiliriz taraftarlarımız için. Yeni stadımıza da ilk defa bu sezon kavuşacağız ligde. Tabii Avrupa'dan elenmemiz çok şanssız olmuştu bizim için. Yani stadımızın o anki kötü durumu bizi çok etkiledi. Yani özellikle pas yapan takımlar için o stadda oynamak çok zordu. Yani bir yol kazası gibi bir şey oldu, ama tabii o maç Eskişehir'de oynansa veya başka bir ile alınsa daha iyi olabilirdi. Bu uzun bir konu. Bu konuya istersen girmeyelim. Yani lig maratonunda Konyaspor'un gelecek haftalar için ümit verdiğini söyleyebiliriz. Salih Bey çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı maç hakkında? Ben çok teşekkür ederim Can Bey. Yani maç hakkında güzel bir maç oldu. Gerçekten dün izleyenler keyif almıştır muhtemelen. Yani çünkü hem Galatasaray hem Konyaspor ligin gerçekten kaliteli takımları. Konyaspor tabii daha çok toplu oynadı. Daha çok kendi futbolunu izlettirdi diyebiliriz dünkü maç için. Galatasaray da tabii bundan sonraki maçlar için yani bu galibiyet onlar için iyi oldu. Yani liderliği tekrardan ele aldılar maç fazlasıyla, ama tabii Konyaspor'un bundan sonraki maçlarda göstereceği performans daha önemli. Yani araya kapatıp tekrar milli aradan sonra liderliği de alabilir. Konyaspor bu futbolunu sürdürürse mutlaka bir gün tekrar liderliği alacaktır. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli Rica izleyenler, ederim. bir hatırlatma yapıp hemen programımızı kapatacağım. Kanalımıza abone olup beğen butonuna da basarsanız, ayrıca yorumlarınızı, sorularınızı bize yorum kısmından iletirseniz çok mutlu oluruz. Tekrar teşekkür eder, herkese iyi günler dileriz.